halden bir kez daha merhaba. Bu hafta çok değerli bir sanatçı konuğumuz var. Sanatın birçok alanında üretim yapmasının dışında muhalif duruşuyla da çok fazla gündemde olan çok önemli bir isimle birlikteyiz. Orhan Taylan bu haftaki konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor pandemi? Vallahi pandemi benim işime yarıyor. Çünkü kapanıyoruz. Kapanınca insan daha çok çalışıyor. Daha çok çalışınca daha güzel işler çıkarabiliyor. Memnunum doğrusu. Sıkı sıkı çalışıyorum. Ne kadar güzel. Birçok sanatçıdan aynı şeyi duyuyoruz zaten. Hep pandemi sanatçıların işine yaramış bu konuda. Hem evet. İçe dönme hem üretme anlamında. Şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen ilk soruma başlayacağım. Aslında programımızın formatı gereği biz şöyle ilerliyoruz. Sanatçının önce bir çocukluğuna inelim istiyoruz. Nasıl bir ailede doğdu, nasıl bir aileye doğdu, nasıl bir ailede büyüdü, neler yaşadı ve sanata nasıl yöneldi? Ama sizinle programımıza birazcık tersten başlamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi siz 1 Mayıs için simge olmuş bir afişin sahibisiniz. Ve aslında sizi birçok insan tanımasa da tanıyor. Evet. Ve haliyle şimdi ben ekrana da getireceğim o afişi. Gördüklerinde aa diyecekler. Zaten sanatla ilgili olan sanat camiasından herkes sizi biliyor ama bilmeyenler de o eserin sahibi bu kişi miymiş diye şaşıracaklar büyük ihtimalle. Şimdi şuradan girmek istiyorum müsaadenizle. Anladığım kadarıyla iyi bir ailede yetişmiş bir çocukluğunuz var. Anneniz ressam. Babanızın ne iş yaptığını bilmiyorum, ona da değinirseniz sevinirim. Sosyoekonomik statü olarak belki bir sermayedarın yanında durabilecek bir konumdayken siz hayatınızı aslında bir mücadeleye adamışsınız ve çok da bunun için çok eziyet de çekmişsiniz. Şimdi ben bu kararınızı vermenizden başlamak istiyorum. Yani nasıl bir ailede büyüdünüz de o tarafta değil bu tarafta yer aldınız? Şimdi babamdan söz edeyim. Ben 10-11 yaşlarına gelinceye kadar babam Samsun'da tüccarlık yapıyordu. Fakat CHP'li bir eşraf olduğu için Samsun'da 1950'den sonra Demokrat Parti geçince iktidara babam iflas etti. Ya da ettirildi bilemiyorum artık. Bunun üzerine babam İstanbul'a göçtü. Bütün ailece göçtük yani İstanbul'a. Ve bir seramik atölyesi açtı. Büyüyecek bir atölyeydi. Yani 20-25 işçinin çalıştığı ufak bir fabrika diyelim. Seramik işi. 5-6 sene ben de babamla çalıştım. Seramikçilik yaptım. Babam tabii onunla kalmamı ve giderek fabrikayı devralıp yani seramik fabrikatörü olarak hayata devam etmemi istiyordu. Ancak sevmedim. Yani seramikçilik beni kesmedi diyebilirim. Bunun üzerine gün geldi. Babama dedim ki babacığım ben ayrılıyorum. Kusura bakma. Canı sıkıldı tabii çok. Ne yapacaksın yani dedi. Vallahi ressamlık yapacağım dedim. Çok güldü. Hadi git bakalım dedi. Senden başka aç ressam mı yok dedi benim burada çalıştıracağım. Git sen de çalış bakalım aç ressam olarak dedi. Ben de babamın bu önerisi üzerine aç ressam olarak hayata devam etmeye giriştim. O günden... Tam bu ne zamandan, kaç yılından bahsediyorsunuz? Kaç yaşlarındaydınız yani bu kararda? 35-36 yaşlarındaydım. Ha, tamam. Ya ben daha gençsiniz gibi algıladım. Belki de daha gençtim. Tam şimdi çıkaramıyorum. Daha genç olmam lazım tabii.
35 nereden çıktı? Nereden sormam lazım? 25 yaşında İtalya'dan döndüm öğrencilikten. Babamla 5 yıl kadar çalıştım. Demek 30 yaşlarına ancak gelmiş olmalıyım. Evet, 30 yaşlarındayım. Diyeceğim o kararla beraber o günden sonra resimden başka, ressamlıktan başka hiçbir iş yapmadım. Çok net bir karardı benim için. Tabii mesela geçinmek için ne yaptın diyeceksiniz. Çünkü o yıllarda resim falan satılmazdı. Hele daha tanınmamışsın. Resim satma imkanı yok. Afiş işleri yaptım. 70-80 yılları arasında zaten sendikaların, derneklerin çok geliştiği yıllardı. Derneklere, sendikalara, gençlik örgütlerine, meslek örgütlerine çok sayıda afiş yaptım. Afiş yaparak para kazanıyordum yani. O yüzden gün gelip de diskten afiş istediklerinde, bir Mayıs afişi istediklerinde çok hazırlıklıydım afiş çizmeye. Hiç güçlüğüm olmadı. Zaten gece yarısı telefon ettiler. Yarın sabah diskin yürütme kurulu toplanacak, bir afiş kararı aldırmak istiyoruz. Afiş yapar mısın bize dediler. Ne zamana lazım dedim. Şimdi lazım dediler. Oturdum hemen çizdim. Yani uzun uzun tasarım yapmaksızın hemen çizdim. Bir saat sonra gelip aldılar zaten. Sabahleyin de yürütme kurulundan kararları çıktı. Afişi bastırdılar. Yüz binlerce basıldı tabii. Türkiye'nin her tarafına gitti. Sevildi de, popüler de oldu. Memnunum doğrusu. Peki siz hep mi hep mi muhalif bir duruşunuz vardı bu anlamda? Evet. Zaten İtalya'da öğrenciyken Roma'da devrimci gruplarla tanıştım. Kendimi sosyalist saydım. O gün bugündür öyle sayıyorum. Şahanesiniz. Ben şunu merak ediyorum. Aslında hikayenizde birlikte çalıştığınız Türkiye'nin gerçekten böyle mihenk taşı olan sanatçıları var. Onlarla ilgili çalışmalarınızdan da bahsetmenizi isteyeceğim ama öncesinde şu politik duruşla ilgili hazır oraya girmişken oradan devam edelim istiyorum. Sizin zamanınızda yani 70'ler 80'ler Türkiye'nin çok zor dönemleriydi. Çok insan öldü, çok acı çekildi. Çok ama, fazla şey. Ama en demokratik dönemidir. Tam da onu soracağım. O dönemde siz bir muhalif olarak yer aldınız. Şu an hem sanat ve sanatçıların muhalif duruşunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem de muhalif olmak her dönemde mi zaten çok zordur? Yoksa bu dönemde daha mı zor? Onunla ilgili fikirlerinizi de almak istiyorum. Her dönemde zordur tabii. Her dönemde zordur. Çünkü her dönem derken Türkiye sosyalist bir iktidar yaşamadı bugüne. İktidarlar her zaman sosyalist düşüncenin karşısında oldular. O yüzden muhaliflerin hayatı zordur. Mücadele içinde geçer. Bütün dönemler için bu böyle. 70-80 dönemi içinde, sonrası içinde. Sonrası derken 80 askeri darbesinden sonra büsbütün güçleşti hayat tabii. Kolay bir hayat değildir. Ama mücadele içinde olmak keyifli bir şey. Bundan
Hiçbir zaman şikayet etmedim. Adeta benim yapım haline geldi bu. Bu şeyle Vasıf Ömer'in oyunlarında sahne dekoru yapmışsınız. Doğru mu? Böyle bir şey okudum ben. Sadece Vasıf Öngören için değil, Genco Erkal'ın tiyatrosu için, Dostlar Tiyatrosu için de sahne dekorları yaptım. Rutkay Aziz'in Ankara birlik sahnesi değil, AST. Hı hı. Ankara Sanat Tiyatrosu için de yaptım. Vasıf Öngören için de yaptım. Bir dönem böyle bilmem iki dekorona, bir dekorona 5-6 tane sahne dekoru yapmışımdır. Peki Tan Oral ve Kuzgun Acar'la yollarınız nasıl kesişti? Tan'la daha genç yaşlarındaydım arkadaş olduğumda. Bu afiş yaptığımız dönemdir. Hani afiş yaparak para kazanıyordum, öyle geçiniyordum dedim ya. Hı hı. Tan'la birlikte de birçok afiş yaptık. Tan çok iyi bir tasarımcıydı. Zaten mimardır. Hı hı. Ondan birlikte çok da iyi bir çizer tabii. Karikatürlerinden tanırsınız Tan Oral'ı. Hı hı hı. Çok da iyi bir çizer olduğu için çok güzel afişler çizdi. Birlikte yaptığımız afişler de oldu. Onun afişleri basıldı. Bazen benim çizdiklerim basıldı. Böyle uzun yıllar Tan'la böyle afiş alanında çalıştık. Bir de serigraf baskısını öğrenmiştim. Çünkü 68-70 yıllarında merak sardım serigrafa. Serigraf baskıcılığa. Çünkü çok pratik, evde yapabileceğiniz türden bir baskı tekniğidir. Ben de evde bir tezgah kurmuştum. Bir takım derneklere, örgütlere afişleri de kendim basıyordum. Yani hem çiziyordum hem basıyordum. Öyle teslim ediyordum. Böyle yıllarımız geçti Tan'la. Birlikte serigraf da bastık. Afişler yaptık. Sonra ne zaman bıraktık o işi tam hatırlayamıyorum. 68-69 yıllarında Kuzgun Acar'la tanıştım. Ondan da para kazanmak için birlikte bir sürü iş yaptık. Bir sürü iş derken hani ne bulursak yapıyorduk çünkü o da çok güçlükle heykel satıyordu. Ben de çok güçlükle resim satıyordum tabii. Kuzgun'la yaptığımız çok eğlenceli bir iş elbise boyamak olmuştu. Ne kadar enteresan. Evet, kadın elbiseleri boyuyorduk. Hem de Nişantaşı'nda ünlü bir mağaza vardı köşede, Dilberler diye. Eskiler hatırlar. Bir giyim mağazasıydı. Dilberler mağazasına böyle elbiseler boyadık. İki sezon, iki yıl çalıştık. Yazlık elbiseler. Var mı elinizde kalan? Vallahi bir tane Kuzgun'un eşi Tersa Acar var. Benim de temsilcim olarak çalışıyor Kuzgun'u kaybettiğimizden beri. Tersa'da bir tane var. Ben saklıyorum diyor. Dikilip bitmiş elbise üzerine boyuyorduk. Yani baskı değil yaptığımız şey. Elden doğrudan boyuyorduk elbiselerin üzerine. Tabii çok ilginç oluyordu çünkü dikişlerin üzerinden de geçebiliyorsunuz deseninizi. Mal baskıyla yapılan desen işinde mümkün değil. Tutturamazlar dikişte çünkü. Şeyi, deseni tutturamazlar. Çarpık çöpük bir şeyler çıkar. Halbuki biz içine kartonlar koyuyorduk elbiselerin. Arkasına geçmesin diye tabii boya.
Fakat o yıllarda kumaş boyası da yok. Türkiye'de şimdiki gibi böyle bütün kırtasiyecilerde bol bol kumaş boyası var. İmrenerek bakıyorum, keşke o zaman olsaydı elimizde diye. biz tabii matrak işler yapıyorduk. Şimdi boya bulamadığımız için mağazaya diyorduk ki bize siyah kumaşla dikilmiş elbiseler verin. Öyle yapıyorlardı. Bu sefer biz de siyah rengi açarak. Şimdi az önce bir yayında bir kesinti yaşadık ve şu an tekrar bağlanabildik. Şimdi tam da Kuzgun Acar'la birlikte boyadığınız elbiselerden ve onları çamaşır suyuyla nasıl açtığınızdan bahsediyordunuz. Gelin oradan devam edelim. Evet, Kuzgun'la elbiseler boyayarak geçindik 2 yılı aşkın bir süre. Elbiseleri boyamakta önemli bir güçlüğümüz vardı. Kumaş boyası yoktu Türkiye'de o yıllarda. Japonya'dan giden gelen bir iki kişiden bir iki tüp, küçücük böyle tüp, parmak kadar tüplerde kumaş boyası bulmuştuk ama tabii yetecek gibi değil. O yüzden rica etmiştik mağazaya siyah kumaş da yapılmış elbiseler versinler bize diye. Çünkü zaten yazlık elbiseler bunlar. Siyah kumaşları siyah boyayı açarak desenler oluşturmaya başladık. Bu açma işini de çamaşır suyuyla yapıyorduk. Güzel koyu sarı bir renk veriyor. Fazlaca kaçırırsanız daha açık sarı oluyor ama kumaşı da mahvediyor tabii. Çamaşır suyu. O yüzden idareli kullanıyorduk. Böyle her elbisenin üzerine tek olmak üzere. Yani hiçbir deseni 2 defa tekrarlamıyorduk. Bir de ikiniz aynı elbiseye mi çalışıyordunuz? Evet, evet. Birlikte yapıyorduk. Yani nasıl diyeyim? Mesela bir zincir alıyorduk, elbisenin üstüne koyuyorduk. Üstüne çamaşır suyunu püskürtüyorduk. Kaldırdığın zaman zincir siyah olarak görünüyor. İşte nasıl bir hareket verdinizse zincire, böyle etrafı açılmış oluyordu renk olarak. Böyle şeyler yapıyorduk. Yani çeşitli nesneler, objeler koyuyorduk elbisenin üstüne. Ya da kartondan şablonlar kesip koyuyorduk. Ve püskürtüyorduk çamaşır suyunu. Tabii sulandırılmış çamaşır suyu. Ki idareli açsın, öyle birdenbire kumaşı mahvetmesin diye. Böyle çeşitli objeler aklımıza ne gelirse koyuyorduk kumaşın üstüne ya da dediğim gibi kartondan şablonlar kesiyorduk. Çok mu yakındınız Kuzgun Acar'la? Çok mu yakındınız? İlişkiniz, evet. Dostluğunuz? Evet. Zaten Nişantaşı'nda çok yakın evlerde de oturuyorduk. Her Allah'ın günü beraberdik. Kuzgun içkiyi severdi. Konyak, o zaman cep kanyağı diye berbat bir içki vardı. Zıkkım gibi. Sabah uyandığında başlardı. Şaka değil. Yani, evet. İçerdik valla. Yani ben onun kadar sabahtan başlayan biri olmadım hiçbir zaman ama içki içerdik. Bütün gün içerdik yani. Aslında böyle geçti o yıllar. Peki bir de eğer bu konuda söyleyeceğiniz başka bir şey varsa bölmeyeyim. Bir şey daha soracağım çünkü. Buyur. Bir de Sanat Emeği dergisi var. Orada da çok önemli isimler kurucu, siz de dahil olmak üzere. O ekip nasıl bir araya geldi ve o dergi nasıl çıktı? Bir de kısaca ondan bahsedin, sonrasında resimlerinize geçmek istiyorum. Peki. Şimdi Sanat Emeği'ni 76 mı? 76'nın sonu ya da 77'nin
Evet, sonu diye notlarım da öyle. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir arkadaş grubuyla giriştik. Orada yazı kurulunda yer alan isimlerin hepsi yakın arkadaşım. Ataol Behramoğlu, Barış Pirasan, Erdal Alova, Asım Bezirci. Asım Bezirci tabii bizden büyüktü Asım abi. Diğerleri arkadaşlarım. Giriştik vallahi, kolay bir iş değildi dergi çıkarmak ama 80'deki askeri darbeye kadar çok düzenli çıkarabildik. Turgay Fişekçi'yi tabii anmalıyım. En büyük emek onun emeğidir derginin çıkarılmasında. Bütün sanatçı arkadaşlarımıza yer vermeye çalıştık orada. Böyle çok güzel bir çalışmaydı. Çok severek yürüttük. Onlardan duruyor mu elinizde? Tabii ki duruyor. Çünkü tabii. Ciddi bir arşiv kaybınız da var aynı zamanda. Onun için özellikle soruyorum. Yani o tutuklanmalarda, mahkeme süreçlerinde birçok kitabınızın yakıldığını, yok edildiğini okudum. Yani yanlışsa düzeltin. Bayağı araştırma yapmışsınız. Evet. Sağ olun. 71'deki askeri darbede insanları evet alıp götürüyorlardı, birkaç gün nezarette tutuyorlardı ama esas olarak kitaplara saldırıyorlardı. Yani evlere girip böyle polis ve askerden oluşmuş timler evinize girip bütün kitaplığı birden deviriyorlardı. Çarşaf getiriyorlardı daha önce. Bir çarşaf, bir yatak çarşafınız gidiyordu tabii bu arada. Çarşafın içine doldurup ne kadar kitabınız varsa ama bakmadan, yani ne kitabı olduğuna. Yani şimdi bu solcu diye ihbar almışlar ya, herhalde bütün kitaplarım huzur kitaptır diye bütün kitaplarınızı götürüyorlardı. Götürüp yaktılar kitapları tabii. Bu 71'deki askeri darbe. Tabii evlat acısı gibi o zamanlar, yani kitap çok alırdık. Önemli de bir harcama kalemimizdi kitap almak. İyi kitap almaya da meraklıysanız doğrusu evlat acısı gibi geliyor. Bütün kitaplarınızı toplayıp götürüyorlar. Geri vermek de yok. Bu arada matrak bir anı geldi aklıma. Abilerimizden Nuri İyem, ünlü ressam Nuri İyem. Bir gün buluştuğumuzda ben yakınıyordum, kitaplarımı götürdüler diye. Ya Orhan'cığım dedi, benim de kitaplarımı götürdüler dedi. Daha eski yıllarda 51 Tevkifatı mıdır? Galiba ondan söz ediyordu. Kitaplarımı götürmüşlerdi dedi. Sonra serbest bıraktıkları zaman beni, gittim dedi birinci şubeye. Birinci şube komünizmle mücadele masası tabii. Gittim dedi, en üst katta Sansaryan Han vardı o zaman. Emniyet Genel Müdürlüğü merkezi. En üst katında da işte bu şey var, birinci şube. Gittim diyor, demir kapısı var oranın, bir de mazgal var. Gittim, tak tak vurdum kapıya diyor, mazgal açıldı. Ne var lan demiş bir tanesi Nuri abiye. Nuri abi de benim demiş kitaplarım vardı, işte almıştınız, onları geri talep etmeye geldim demiş. Lan sen belanı mı arıyorsun demişler. Kurtulmuşsun çık. O merdivenlerden nasıl iniyorum biliyor musun? Attım kendimi dışarı, bir daha da sormadım diyor. Nuri Yemin de böyle. Çok güçlü bir desen, figüratif çalışmalar, yağlı boya, kadınlar, birçok duygu. Şimdi benim resimlerde gördüğüm bu ama... Nasıl bir resme başlangıç tarz olarak ve o pentürdeki değişim anlamında
nasıl bir süreç yaşadığınızı kendi ağzınızdan dinleme şansınız var mı sizin kendi analizinizde? Tabii. Yani resme nasıl bakmalıyım? Ne tür bir resim yapmalıyım? Soruları daha öğrenciyken insanın kafasında tabii uçuşuyor. Dediğim gibi akademiye İtalya'da gittim. Roma Güzel Sanatlar Akademisi'ne gittim. İtalya'dayken orada o yıllarda çok ünlü olan Renato Guttuso diye bir ressam vardı. Bir miktar onu izledim. Yani onun gibi resim yapmaya çalıştım. Ekspresyonist, güçlü bir deseni olan bir adam. Benim desenim zaten iyiydi. Nereden iyiydi diyeceksiniz. Annem Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitti. Ama babamdan ayrıldıktan sonra gitti. Yani 35 yaşlarında gitti. Güzel Sanatlar Akademisi'ne. Beni de akademiye desen atölyesine götürürdü yanında. Ve yani ortaokul, lisenin ilk yılları gibi yıllarımda akademide usta desenciler arasında model çizmek imkanı buldum. Az değil yani çok kez gitmişimdir annemle birlikte. Öğrendim desen çizmesini. İtalya'ya gittiğimde desenciydim doğrusu. İyi yani çiziyordum. Anatomi çalışmaya da çok özen gösterdim. O yüzden anatomik desenlerde hiçbir zorluğum olmadı. Hatta İtalya'da çok eğlendiğim bir mesele vardı. İtalya'daki akademide, Roma Akademisi'nde tabii bir sürü acemi şey var, ressam adayı var etrafınızda. Şimdi model gelir, oturur herkes çizmeye başlar. Çizer çizer de hoca gelecek, bakacak. O ara İtalyanların hepsi gelirdi yanıma. Aman Orhan, şu benim desenlerin ellerini ayağını düzeltir misin? Düzeltirim tabii de şartı var. Küçük kağıtlar bastırmıştım böyle. Orhan Taylan'ın Michelangelo'dan daha iyi desen çizdiğini kabul ve teyit ederim. Çok acımasızmışsınız. Çoğaltmıştım bu kağıtları. Diyordum şu altına bir imza, İtalyan olarak bir imza atarsan düzeltirim elini ayağını. Vay olur mu, nasıl olur falan. Vallahi siz bilirsiniz. Tabii bir sürü böyle İtalyan'dan imzalı kağıt biriktirmiştim o yıllarda. Çok güzel yani. Bu da benim eğlencemdi yani desenci olarak. Dediğim gibi Roma Akademisi'nde tabii böyle geçti yıllar, bitirdik. Hemen döndüm. Okul biter bitmez, akademi biter bitmez Türkiye'ye döndüm. Tabii kafamda Türkiye'de nasıl bir resim yürütmeliyim? Şimdi baktığım zaman o dönemin Türk resmine iki temel akım vardı. Bir tanesi halkçılık. Yani bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür hikayesi vardır ya. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun başını çektiği Anadolu köylücülük. Bir de nasıl tanımlayayım? Amerikan resmi diyelim. Kabaca soyut bir modernizm. Bunların ikisinin de popüler olma şansı yoktu. İkisinin de yoktu. Gerçi bu Anadoluculuk dediğim resim, köy resmi popüler olmalıydı gibi görünüyor ama ben çok iyi biliyordum ki bir kere köylülükten kurtulmaya çalışan bir halkımız var. Şehirlileşmeye çalışan,
köyden şehire göçmekte olan ve köylü olarak tanımlanmayı kabul etmeyen bir halk var orta yerde. O yüzden de o Bedir Rahmi çizgisini hiçbir zaman benimsemedim. Başka bir yerden başlamalı diye düşündüm. Başka bir yer ne olabilirdi? Tabii İtalya'dan döner dönmez, 1965'te döndüm. Hemen gittim Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldum. Bir sosyalist olarak bunu yapmam gerekiyordu zaten. Türkiye İşçi Partisi, bugünkü İşçi Partisi değil tabii, o zaman Beyce Boranların, Sadun Arenlerin partisi, Mehmet Ali Aybar başkan. O parti içinde işçi arkadaşlarla tanıştım, fabrika işçileriyle. Ama aydın işçiler diyeceğim buna. Yani çok bilgili, çok bilinçli, meraklı, çalışkan işçilerle tanıştım. Arkadaş oldum, yakın arkadaşlarım oldu aralarında. Hatta bir tanesi Mehmet Ertürk'tür. Fabrika işçisiyken, Philips'te bir işçiyken tanımıştım onu. Host olduğumuzda. Sonraları Maden İş Sendikası'nın genel sekreterliğine kadar yükseldi. Çok etkili bir işçi lideri haline geldi. Bunlar arkadaşlarımdı benim. O yüzden başka bir yerden resme başlamama bu ilişkilerim çok yardımcı oldu. Onların beğeneceği türden resimler yapmayı araştırdım. Atölyeme çok sık gelirlerdi bu arkadaşlar. Gösterirdim resimlerimi. Hangisini beğeniyorlar? Neden beğeniyorlar? Bunları kafamda not ederdim. Sonraları hoşuma gitti. Bir okumada rastlamıştım. Nazım Hikmet hapishanede şiir yazarken oradaki mahkumlara okurmuş. Beğendiniz mi? Nesini beğendiniz? Nasıl buldunuz diye sorarmış. Çok benzer bir yöntemi bilmeden ben de kullanmışım. Bu size yol gösterici oluyor. Yani neyi beğeniyorlar, neden beğeniyorlar? Neyi sevmiyorlar resimde? Neden hoşlanmıyorlar? Bunların hepsini kafanızda not ediyorsunuz. Ve çalıştıkça resminiz böyle biçimlenmeye başlıyor. Desenciliğime de güvendiğim için yeni bir resme doğru ama desene dayalı olarak yeni bir resme doğru geliştirdim kendimi. Bu desene dayalı olmak meselesini çok önemsiyorum. Çünkü resim aslında çizimdir. Yani çizim resmin kaynağıdır diyelim. Çizimden çıkar resim. Çizimden resme gider. Boya resme gider. Doğu'da da, doğu derken Avrupa'nın doğusu yani burası, doğu resmi her zaman çizgiye dayalı bir resim olmuştur. Çizginin önde olduğu, belirgin olduğu bir resim olmuştur. O yüzden kolaylıkla böyle bir resmi geliştirmeyi becerdiğimi düşünüyorum. Teknik olarak neler kullandınız? Teknikleriniz nelerdi? İlginç bir soru. Yağlı boya resmi iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Tabii teknik olarak bütün teknikleri kullanıyorum. Yani kağıt üstüne füzenle de resim yapıyorum, sergiliyorum. Kağıt üzerine akrilikle de çalışıyorum. Pastelle de çalışıyorum. Yağlı boyayla da çalışıyorum.
Muhakkak ama birini çok seviyorsunuzdur ya da birine çok yabancısınızdır. Hani o anlamda aslında öğrenmek istedim. Hiçbirine yabancı değilim, açık söyleyeyim. Akrilik resmede, akrilikle yapılan resmede yabancı değilim. Hepsine çok çalıştım bunları. Çünkü benim başka bir işim yok. İkinci bir işim yok. Bütün işim her gün resim yapmak. O yüzden... Peki, bir de siz cezaevindeyken eşinizin desteğiyle mi diyeyim, hasret resimleri sergisi var, değil mi? Evet. O sergi nasıl çıktı? O süreç nasıl gelişti? Şimdi o dönem önce İstanbul'da Maltepe Cezaevinde, sonra Sağ Malcılar, Ankara Mamak var falan, birkaç değişik cezaevi dolaştım ama madem hapisteyim resim yapmalıyım. Meselesi netti kafamda. Desen çizerek başladım. Önce çevreyi betimleme desenleri yaptım. Fakat baktım bu kesmeyecek. Çünkü hapishaneye fotoğraf makinesi girmez ya. Herkes merak eder. Ya da hapisten çıkanlar işte anı olarak çizimlerini severler. Önce biraz öyle çalıştım. Ondan sonra hayır daha özgür konulara geçtim. Kağıt üzerine ama astarlı kağıtlar üzerine mum boyalarla renkli resimler yapmaya başladım. Haftada bir görüşümüz vardı, görüşme. Eski eşim gelirdi görüşmelere. Ben de tomar halinde bir tomar resim verirdim her hafta. Bunlar birikti birikti. 100 kadar resim oldu. Ankara'da o sıra çok yakın bir arkadaşımız, bir galeri sahibiydi. Urart Sanat Galerisi vardı Ankara'da. Evet, öyle bir sergi açtık. Ben daha içerideydim, tutukluydum sergi açıldığında Ankara'da. Tabii Barış Derneği davasından tutuklu olduğumuz için... çok büyük Avrupalı sivil toplum kuruluşlarından çok büyük destek gördük, dayanışma gördük. O nedenle benim sergi de çok popüler oldu. Ankara'da eşim anlatıyor, Selanik Caddesi'ndeydi açılan sergi, galeri. Sokak tıkanmış. Çünkü sokağın yarısı polis arabaları, öbür yarısı da kor diplomatik arabaları olmak üzere. Bütün yabancı elçilikler sergiye gelmişler, ilgi göstermişler. Çok popüler bir sergi olmuştu. Adını Hasret Resimleri koymuştum serginin. Serginin manifestosunda da tabii hapistesiniz, hasret sevdiklerinize olan hasrettir. Aynı zamanda da demokrasiye olan hasretimizdir diye, çünkü darbe ortamı. Ne hasretmiş ki bir türlü bitmedi. Bakın hala hasret çeke çeke bir hal olduk. Hakkım var Ceren. Şimdi o zaman bir de şunu sorayım. Bu arada... hani izleyicilerimize de böyle bir parantez açayım. Biz daha henüz programa başlamamışken Orhan Bey'le böyle bir laflıyorduk. O sırada ya ne kadar sürecek dedi. Yaklaşık dedim 40 dakika, 1 saat. 40 dakika ne konuşacağız? Çok uzunmuş dedi. Şu an 40 dakikamızı da doldurduk. 50 dakikaya doğru gidiyoruz. Haliyle ben böyle yavaş yavaş toparlamaya yöneleceğim. Merak ettiğim bir şey var. Genç sanatçıları takip ediyor musunuz? Vallahi tanıdığım sanatçılar var. Onları tabii izliyorum. Tabii. Yani bütün genç sanatçılar ne yapıyor diye araştıracak vaktim yok. Doğrusu. Tabii muhakkak. Yani en azından bir
kabaca neler olduğuna dair bir fikriniz var. Sanattaki dışa vurum tekniklerindeki değişim, işte desenden uzaklaşma bir grup, desene yaklaşmak gerektiğini savunan bir grup, işte kavramsal sanat, fonksiyonel sanat, contemporary, hani bütün bunların ışığında çok da uzun yıllar, yani aslında usta bir sanatçı olarak bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü sanat tarihi anlamında aynı zamanda birçok döneme de tanıklık etmiş bir isimsiniz. Haliyle şu an geldiğimiz noktayı ve bunun ileride nereye gideceğini nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi geçenlerde bu konuda bir açıklama yaptım. Yani çeşitli akımlar var günümüzde. Senin de dediğin gibi kontemporerisi, şusu busu, video artı vesaire. Demiştim ki bir sanat vardır. Bir de çakma sanatlar vardır. Çakma sanat derken resim dışı dillerle yapılan ve adına sanat denen hareketler var. Video art diye bir sanat yoktur bence. Contemporary deyip de yapılan performanslar mesela sanat olmadıklarını düşünüyorum. Daha doğrusu sanat derken güzel sanatları kastediyorum. Yani resim heykel sanatını. Şimdi tiyatronun alanına girebilir bir performans. Girer mi girmez mi tiyatrocularla bir konuşmak lazım tabii. Ne kadar girer ne kadar girmez ama resim alanına yapılan bir tecavüz olduğunu düşünüyorum bunların. Resim dışı dillerle yapılan eylemlerin resim sanatına bir tecavüz olduğunu düşünüyorum. Resim sanatını geçersiz kılmak, demodeymiş gibi artık moda olmaktan çıkmış gibi göstermek adına yapılan tecavüzcü işler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de çakma sanatlar diyorum. Çünkü bunlar bir sanat değil. Sanat diye adlandırılan her şey sanat olmuyor. Ama bazı çevreler destekliyorlar. Özellikle finans kuruluşları destekliyorlar contemporary işlerini. Hı hı. Zaten big show dediğimiz bienaller, fuarlar gibi gösterilerde, sanat gösterilerinde görüyorsunuz contemporary denilen türden işler çok ön planda oluyor, destekleniyor, herkesin gözüne sokuluyor. Bu bir politika, sanat politikası. Bütün kurumların vardır böyle politikaları. Ama ben genel olarak bunlara çakma sanatlar diyorum. Şimdiye kadar duyduğum en tatmin edici cevap diyebilirim. Çünkü yani aslında herkesin kafasında bir oturmamışlık var. Herkesten kastım özellikle eski nesilden bahsediyorum. Ya bu nasıl sanat? Bu sanat mı? Böyle sanat olmaz gibi bir çıkış var ama aslında ifade ettiğiniz şey o kadar güzel oturuyor ki resim sanatına niye bunu yamıyorsunuz? Yani hani başka bir sanat dalı olarak geçsin ya da başka bir yere eklensin ama niye bize ekleniyor diye sormak çok mantıklı. Teşekkür ediyorum açıklamanız için. Bunu bir küratör dostumla çok tartışmıştım bir dönem. O ısrarla küratör olduğu için resim sergilerinin arasına contemporary işler dolduruyordu. Ben de şöyle bir benzetme yapmıştım. Yani siz sahnede flüt resitali veriyorsunuz. Aynı zamanda sahnede davul zurna da çalınacak. Olmaz. Flüt olarak dinlenebilmelidir. Davul zurnanın yeri ayrıdır. Tamam o da var ama aynı sahneye
çıkamazlar aynı zamanda. Contemporary işlerde resim sanatının arasına sokuşturulamaz. Peki, teşekkür ediyorum. O zaman son olarak siz hala üretmeye devam eden bir sanatçı olarak birazcık planlarınız, son dönem işler, bizi sizinle ilgili neler bekliyor, o konuda bilgi vermenizi rica edeceğim. Keşke gösterebilseydim yaptığım işleri. Bana aslında görsel olarak gönderebilirseniz ben şu anki konuşmamızın üstüne o görüntüleri ekleyebilirim. Olur, gönderirim. Son 6-7 aydır yeni bir trend içindeyim. Yine büyük kompozisyonlar yapıyorum. İnsanın yaptığı resmi tarif etmesi çok zor. Göstereceğim. Çok zor ve çok da sıkıcı galiba, değil mi? Bu soruyla karşılaşmak. Yani evet, ne yapıyorsunuz, evet, ne yani anlatıyorsunuz falan. Evet. Çünkü bunu resim olarak söylüyorsunuz. Ayrıca sözlü olarak resim tarif etmek aykırı geliyor insana. Peki resim... bir sergi var mı Ufuk'ta? Şu anda atölyede atölye sergisi yapıyorum. Şahane. Çok tebrik ediyorum. yeni çalışmalarınızı heyecanla bekliyoruz. İnşallah bir, yani şu pandemi birazcık sakinler de bir araya geliriz. Çok isterim. Çok sevinirim ben de. Belki çok sağ olun. Belki Bodrum'da olacak artık. İnşallah, inşallah. Ben yolum düşerse mutlaka dediğim gibi sizinle uğrayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Bizim programımızın sponsoru Ponart. Ponart'ın katılan konuklarımıza bir eskiz defteri ve kalem seti hediyesi var. Onları ben size ulaştıracağım. Evet. Artık nasıl değerlendirmek isterseniz bizden bir hatıra olarak. Bodrum'a geldiğinde senin bir portreni çizerim. Aman Tanrım, şu an... Sende de bir hatıra kalmış olur. Yani, çok teşekkür ederim. Bodrum'a gelmek zorundayım artık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müsaadenizle programı kapatıyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Benim İyi ki varsınız. Sağ olun. Bu hafta Beyaz Sual'in konuğu Orhan Taylan'dı. Bir sonraki Beyaz Sual'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.